Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda TÜSİAD baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç bizlerle birlikte. Gizem günaydın. Günaydın. İçeride ve dışarıda dikkate değer veriler, dikkate değer gelişmeler var. Biraz bunların değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Hızlı bir özet geçecek olursak yurt dışında olup bitenlere baktığımız zaman özellikle bugün Asya piyasalarında Japonya başta olmak üzere yukarı yönlü hareketin biraz daha belirgin olduğunu görüyoruz. Nikkei endeksi %1.2 kadar yukarıda. Diğer taraftan özellikle Japon 10 yıllıklarının 1.10'a doğru yaklaşıyor olması piyasa üzerinde önemli ölçüde etki yaratıyor. Başta finansal hizmetler hisseleri olmak üzere. Zira çok uzunca bir süredir net faiz marjı yaratamayan Japon bankalarının faiz artırımı gelmesi halinde Japon Merkez Bankası'ndan bir miktar kendilerine marj yaratabilecekleri fiyatlaması var. 1.10'lara doğru gidiyor dediğimiz gibi şu anda 1.07'ler civarında Japon 10 yıllık tahvil faizi. Burayı yakından izlemeye devam ediyoruz. Diğer taraftan yine özellikle dün Amerikan seansında teknoloji hisseleri önderliğinde bir miktar yukarı yönlü ivme olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreci biraz o gözle takip etmek gerekecek. Dolar endeksinde yukarı yönlü hareket var. Yeniden 106 seviyesine yaklaştık. 105.93'lere doğru gelmiş durumdayız. G10 para birimlerinin hepsine karşı değer kazandı dolar. Dolayısıyla aslında euro dolar çaprazı 1.0730'lara doğru geriledi. Çok sert hareketler yok ama bir miktar dolar lehine hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa'da Fransa seçimlerinin sonuçları ve yansıması hala takip ediliyor. Dün Avrupa hisselerinde yukarı yönlü hareketler söz konusuydu. Özellikle Fransa'da Le Pen'in ikinci turda mutlak çoğunluğa ulaşma ihtimalinin azaldığına dair bakış açısı şu anda piyasalarda nispi rahatlamayı beraberinde getirmiş gibi görünüyor. Bununla birlikte yine özellikle Sintra toplantısı Avrupa Merkez Bankası açısından önemli. Christine Lagarde'ın açıklamaları var. Lagarde diyor ki şu an itibariyle enflasyonda net olarak problemin iyileştiğine ve geçtiğine dair kanıt yok elimizde. Dolayısıyla bu ayki toplantıdan bir faiz indirimi var mı yok mu tartışmasında Lagarde bir miktar daha çekinceli yaklaşmış gibi görünüyor. Onu da belli noktada değerlendirmek mümkün. Öte yandan petrol fiyatlarına baktığımızda 2 ayın en yüksek seviyesine geldiğini gözlemliyoruz. Bir taraftan Orta Doğu gerginliği sürüyor. Diğer taraftan da özellikle Atlantik Okyanusu'ndaki yeni bir tayfun dalgası Beryl tayfunu. Özellikle bundan sonraki dönemde orada petrol üretimini yavaşlatabilir mi kaygıları var. Bunların yansımalarını izliyoruz. Şu an itibariyle baktığımızda Amerikan tipi ham petrol 83,5 doların üzerine gelmiş durumda. Diğer taraftan içeride de dikkate değer veriler vardı. Özellikle enflasyon rakamını bekliyoruz yarın. Ama bunun öncesinde İstanbul enflasyonu %3.4 civarında geldi. Dolayısıyla böyle baktığımızda yıllık bazdaki gerileme çok sınırlı oldu. %82.1 İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyon verisine baktığımız zaman. Diğer taraftan yine Türk İş'in de açlık sınırı endeksinde çok sınırlı bir artış olduğunu gözlemliyoruz. İlk yarının birikimli enflasyonu %30'a yaklaşmış oldu. Böylelikle dün imalat PMI verileri açıklandı. 47.9'a indi. 50 eşik değer bilindiği gibi. Dolayısıyla önceki aya göre yarım puanlık bir azalış daha söz konusu. 3 aydır da burada ciddi anlamda gerilemenin yaşandığını takip ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'de sanayinin durumu dikkate değer. Bunları da Gizem Öztok Altınsaç'la birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları vardı. Dün piyasa üzerinde özellikle borsada gelebilecek olan ikinci paket vergi düzenlemesinin içerisinde bir sermaye kazancının vergilendirilmesine ilişkin düzenleme olabileceği ifadesi vardı. Bunun yansımasını gördük. Öte yandan asgari kurumlar vergisi, asgari gelir vergisi gibi unsurlarda önümüzdeki dönemde bu vergi paketiyle birlikte tartışılacak alanlar gibi görünüyor. Biraz da bunların detayları üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Dün bir de Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi rakamı vardı. Haziran ayında %6'nın üzerinde artış var. Dolayısıyla aslında bizim aylardır Gizem'le tartıştığımız soğuma ne zaman tartışmasının içerisinde biraz daha tüketici güveninin hala canlı kalmaya devam ettiğini gösteren sinyallerle devam ediyoruz. Bir hızlıca yurt dışını toplayalım Gizem istersen bu özetin ardından. Ondan sonra yeniden yurt içine geçeriz. Öncelikle Fransa seçimleri ve burada sağın yükselişini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sağ blok oluşturmak için de yine sadece Fransa'da değil ama Avrupa Birliği'nin içerisinde Macaristan'da Viktor Orban başta olmak üzere
beraberinde Avusturya'yı ve Çekya'yı da alacak bir yaklaşımı olduğunu aktarmıştık dün. Dolayısıyla bu merkez sağ yükselişi piyasa açısından ne kadar tehdit var? Piyasa açısından tabii net bir şekilde bir yükseliş var. Avrupa Parlamentosu sonuçlarında da aslında bunu görmüştük. Dolayısıyla bunun kıtaya yansımasını münferit ülkeler bazında bakıldığında da görebiliyoruz. Yani var olan süreçte Avrupa'nın gidişatı zaten sıkıntılıydı. Hem politika üretimi anlamında hem de birliğin devamı anlamında hem de lider üretme anlamında. Dolayısıyla birazcık daha bu arayışlara girmiş bir Avrupa olduğunu söyleyebilirim. Ama piyasalar açısından bakıldığında çok böyle piyasayı tabii ki de hani sağ partiler daha muhafazakar oluyorlar. Ve ticarete bakışlarında da vesaire buralarda da bir muhafazakarlık görünüyor. Ama bu Avrupa için çok söz konusu olur mu emin değilim. Dolayısıyla piyasaya etkisi şu anda çok majör anlamda negatif ya da pozitif demem zor gözüküyor. Genel itibariyle ama süreçlerin tamamlanıyor olması, örneğin İngiltere seçimlerinin tamamlanıyor olması, Fransa seçimlerinin tamamlanıyor olması, zaten seçim yoğun bir yıl, piyasa açısından belirsizliklerin ortadan kalkması konusunda pozitif genel itibariyle. Ama alınan sonuçlar anlamında tek tek değerlendirmek lazım, artılarıyla eksileriyle. Bence çok da basit pozitif yansır veya negatif yansır diyebileceğimiz bir süreç değil. Genel itibariyle burada Avrupa Merkez Bankası'nın adımları da çok domine ediyor piyasayı. Bu şekilde. Peki yine diğer gündem maddeleriyle hızlıca devam edelim istersen. Bir taraftan Japonya'daki tablodan bahsettiğim 1.1'e doğru yaklaşıyor. Japon Merkez Bankası'nın faiz artırımı beklentisinin de piyasalar üzerinde etkili olduğunu anlıyoruz. Japonya'daki değişim ve dönüşüm çok uzun süre sonra ilk defa bu kadar para politikasında farklılaşmayı beraberine getirmiş gibi görünüyor. Evet, en son Tankan geldi. Ardından bir faiz arttırımı bekleniyor zaten orada. Dolayısıyla tabii ekonomi arzu edildiği kadar canlanıyor değil, ama demin senin bahsettiğin gibi faiz marjları ile ilgili konular piyasaya olumlu yansıyor açıkçası. Bunu takip ettiğimiz bir süreç Japonya'da. Yoksa normalde Japonya'nın temelde yapısal olarak var olan sıkıntıları hala daha devam ediyor. Ama dediğim gibi bu döngüde birazcık daha para politikasını daha çok konuştuğumuz bir sürece girmiş durumdayız. Çok ciddi derin yapısal sıkıntıları var. Dolayısıyla da bundan böyle tamamen çıkamayan, eskisi kadar kötü değil ama tamamen çıkabilen bir Japonya yok. Fakat piyasalar üzerinde özellikle bu para politikasının son dönemde biraz daha ağırlığının artıyor olduğunu görüyoruz. Bir de Çin'le ilgili gelişmeleri çok hızlıca değerlendirmeye çalışalım. Bugün özellikle kamu tarafından gelen açıklamalar var. Çin Merkez Bankası tarafından gelen açıklamalar. Piyasa yapıcılardan bono alımına başladığını söylüyor. 2.24'lere kadar gitti Çin'de 10 yıllık tahvil faizi. Hani aslında birkaç sene önce buralarda kabaca işte 3.40'ları görüyorduk. Yani tarihin en düşük seviyesine doğru gelmiş durumda. Ekonomideki kötümserliği bertaraf edebilmek ve biraz oralardaki risklerden kaçınabilmek için tahvillere çok yoğun giriş vardı. Şimdi oraları biraz destekleyebilmek adına bundan sonraki süreçte Merkez Bankası'nın daha etkin ve efektif bir rol oynamaya hazırlandığı anlaşılıyor. Çin tarafı için ne dersin? Daha müdahaleci, zaten müdahaleci ama daha da müdahaleci bir Çin olduğunu görüyoruz. Çünkü arzu edilen hedeflere yaklaşamıyorlar. Bu aynı durum emlak piyasasında da geçerli biliyorsun. Orada da belli bir miktar alım yapmaya başlamıştı. Dolayısıyla piyasayı ve marketi, yani ekonomiyi arzu ettikleri yere getirebilmek için arttırarak o müdahalelerine devam ediyorlar. Bir de Çin'in başka bir problemi var. Enflasyon çok düşük, yani deflasyon riski var şu anda Çin'de. Bir Japonya değil elbette. Bu da çokça tartışılıyor ama bence benzemiyorlar. Dolayısıyla o da ekonominin geleceği üzerinde risk oluşturuyor yavaşlama anlamında. Birazcık buralara müdahale etmeye çalışan bir Çin Merkez Bankası da ilerleyen vadede görebiliriz. Zaten tüketimi arttırmak için de bayağı çaba harcıyor. Dönem dönem Kakşin'de veya işte PMI datalarında böyle hafif yukarı hareketler olduğunu görüyoruz ama totalde baktığımızda yavaşlayan bir Çin var. Bu da bence konu Çin %5'lerde mi kalacak, %3'lere mi gelecek?
sorusu. Bence hala bu daha soru işareti piyasada. Eğer %3'lere doğru gerileme ihtimali varsa veya 4'lere diyelim ki bu dünya ekonomisi üzerinde de çok büyük etki yaratıyor. Çünkü dünya büyümesinin %30'u Çin'den geliyor katkı bazında bakıldığında. Dolayısıyla eğer oralara doğru gidecekse daha müdahaleci bir Çin görme ihtimalimiz mevcut. Büyümeyi daha da destekleyici, belki daha da farklı politikalarla gelen ama müdahale ettikçe biliyorsun politika tıkanıyor. Çin birazcık oralara gelmiş gibi gözüküyor. Yani özellikle bu kadar güvenli liman algısı varken Çin tahvillerinde bir miktar borçlanma piyasasını kullanıp arzı artırmak suretiyle anladığımız kadarıyla orada bu ralliyi dizginleme çabası söz konusu. Hani o getiri eğrisi kontrolü çok uzun süre tartışılmıştı Japonya'da. Nitekim bırakıldı. Şimdi bakalım Çin tarafında bu bonoda dibi en azından belirli bir seviyede oluşturabiliyor ki seans içerisinde 2.18'lere kadar geldi. Müdahale haberleri sonrasında 2.24'e doğru geldiğini anlıyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreci o çerçevede de okumaya çalışacağız. İç gündeme dönelim. Özellikle içeride dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Habertürk Bloomberg KT ortak yayınında yapmış olduğu açıklamalar vardı önemli. Özellikle vergi paketi buradaki en önemli gündem maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Piyasa etkisini birebir yaşadığımız yer borsa tarafındaki vergilendirme tartışması olduğu için ilk onu sorarak başlayayım. Daha sonra diğer kalemleri de soracağım çünkü. Özellikle borsada bir stopaj, sermaye kazancının stopaj üzerinden vergilendirilmesi daha önce konuşulan ve ilk başta planlanan unsurdu. Sermaye kazançları içerisinde vergilendirilmemiş alan bırakılmayacağını söylüyor Hazine ve Maliye Bakanı. Bu daha öncesinden bildiğimiz konu. Ancak bunun teknik olarak yapılmasında bazı güçlükler vardı. Bu güçlükleri dikkate alarak önce işlem vergisine doğru yönelindi. Dün Sayın Bakan dedi ki bunun problem yaratacağını anlıyoruz. O nedenle bundan vazgeçtik. Ama bir sonraki vergi paketinin içerisinde borsada da vergilendirme söz konusu olacak. Bugünden yarına bir vergilendirmeden bahsetmiyoruz. Çünkü daha bu vergi paketi tartışılmaya başlayalı kaç ay oldu bu çıkmadı. Bir sonraki vergi paketi ne zamana hazır olur? Aracı kurumların kârdaki zarardaki pozisyonlarını yatırımcıların mahsuplaştırabilecekleri sistemi oluşturması, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın buna entegrasyonu ne kadar zaman alır? Buna dair bir şey bilmiyoruz. Ama sözü özellikle piyasadaki satış hareketi üzerinde birebir etken oldu gibi görünüyor. Ne dersin? Tabii. Tabii. Daha öncesinde de alım satım konusundaki açıklamalar, alım satım vergisi üzerindeki açıklamaları da etkili olmuştu. Aslında bunlar netleşince konuşmakta daha fayda olabilir. Ama tabii soru geliyor. Sayın Bakan da ister istemez bunu yaklıyor. Çünkü en baştan beri üzerinde tartışılmaya başlanan ve medyada yer almaya başlayan bir konu. Normalde sermaye kazancı üzerinden bir vergilendirme esası benimseniyor anladığım kadarıyla maliyede ki bunu da uzunca bir süredir biliyoruz. Sadece neden olduğunu bilmiyorum ama hisse senetleri piyasasında böyle bir alım satım konusu gündeme geldi. Bence onun da o kadar tartışılmış olması piyasa açısından çok sağlıklı değildi. Tüm paydaşlar açısından bakıldığında konuşuyorum. Çünkü tam süreçler belli olmadan ister istemez piyasada bir yönlendirme söz konusu olabiliyor. Bugün geldiğimiz noktada zaten biz şu anki vergi paketini bekliyoruz. Onun meclis kapanmadan yani bir aylık vadede açıkçası çıkacağını düşünüyorum. Yetişir mi tabii emin değilim ama bu yönde çalışmalar mevcut. Bu kısım yetişmediği için de bir sonraki pakete bırakılıyor ama onun sürecini bilmek zaten şu anda çok söz konusu değil. Maliye tarafı mümkün olduğunca bütçe tarafında, vergi tarafında atması gereken adımları atmaya çabalıyor. Bu yönde de bazen istişarelerde de bulunuyor. Dediğim gibi bizim şu anki fokusumuz son dönemde çok konuştuğumuz vergi paketi. Onun da birkaç hafta içinde duyurulmasını bekliyorum açıkçası. Şimdi vergi paketine ilişkin olarak da dikkate değer açıklamaları var Sayın Mehmet Şimşek'in. Diyor ki birincisi hani zaten çok uluslu şirketler için asgari kurumlar vergisi hikayesini OECD üzerinden biliyoruz. Bunu daha önce seninle çok konuştuğumuz için tekrar oraya girmiyorum. Ama bunun haricinde anladığımız kadarıyla şöyle bir bakış açısı var ki dün rakamlarını da verdi. 1.1 milyon kurumlar vergisi mükellefi var. 454 bini zarar beyan etmiş.
sembolik kar beyan edenler de dikkate alındığında yarısından çok daha fazlasının bir kar açıklamadığını görüyoruz diyor. Dolayısıyla aslında bunun gerçeklikle, hayatın doğal akışıyla uyumlu olmadığını, buralarda bir miktar istismar olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla burada kurumlar vergisi üzerinde farklı bir vergilendirme metodolojisiyle bu hasılat üzerinden belirli bir pay olabilir veya en azından istisnalar öncesindeki hasılatın belirli bir kısmı olabilir ya da karın biraz daha netleştirilmiş bir versiyonu üzerinden alınacak bir asgari kurumlar vergisi tartışılıyor. Hani dünkü açıklamalardan bizim anladığımız bu. Ne dersin? Şimdi önce şunu bir oturtmak lazım. Asgari kurumlar vergisi dendiğinde karışabiliyor. Bunun bir global bacağı var. Bir de bu pakette bir tartışılan, piyasada artık çokça tartışıldığı için ifade ediyorum, yerel olan, yurt içinde olan bir vergilendirme, asgari kurumlar vergisi sistem var. Normalde globalde olan OECD kapsamındaki sütun 2 asgari kurumlar vergisi. O da %15 olacak. 750 milyon euro cironun üzerindeki şirketlere uygulanıyor olacak. Bu tüm dünyada da geçerli olacak bir uygulama. Türkiye'de buna uyum sağlayacak. Şimdi deminki soruna geçmeden önce burada yapılmak istenenin ne olduğunu bir tartışıyor olmak lazım. Çünkü bu kıymetli. Yani adaletli bir vergi sistemine geçilmesi ve direkt vergilerin payının arttırılması çabası var. Aynı zamanda da vergi tabanı genişlesin isteniyor. Bu doğru bir yaklaşım. Vergi esasları açısından bakıldığında. Bunun dışında bazı istisnaların kaldırılması ve o uyumlaştırma sürecinin gerçekleşmesi, uygulanma şeklinin değiştirilmesi isteniyor. Çünkü burada etkin bir uygulama olmayabiliyor veya haddinden fazla istisna uygulanabiliyor. Bunun dışında senin bahsettiğin gibi tahsilatın etkinliğinin arttırılması isteniyor. Çünkü hasılat bazlı bir yaklaşım var. Senin demin bahsettiğin asgari kurumlar vergisinin yurt içinde uygulanması konuşulan kısmında bu hasılat bazlı bir şey. Halbuki normalde kazanç üzerinden bir vergilendirme esası olur. Bu birazcık zedeleniyor. Fakat burada da şöyle bir yaklaşım var anladığım kadarıyla. Sayın Bakan'ın da bahsettiği gibi mükellefin yarısı zaten diyor kazanç göstermemiş. Dolayısıyla bir naylon faturalandırma veya bir vergi kaçırma gibi durumlar söz konusuysa bunu birazcık kayıt içine çekmek arzusu var gibi gözüküyor. Şimdi burada iki şey ortaya çıkıyor. Bir, vergiyi düzgün ödeyen mükellef var. Onun açısından bakıldığında bu hasılat kriterinin konuyu olması biraz zorlu bir süreç. Ama gerçekten eğer vergi kaçakçılığı yapılıyorsa da bir kayıt dışılık vesaire de varsa o zaman ister istemez bu tarz ciro üzerinden belli bir pay alımı gündeme geliyor. Bu konuyu anladığım kadarıyla maliye çalışıyor. Artısını eksisini değerlendirecektir. Ne kadar verimli işler onu değerlendirecektir. Ardından da duyuyor olacağız. Ama şunu net söyleyebilirim. Hem vergilendirmede basitlik isteniyor, hem bu uyumun arttırılması isteniyor, hem adaletin sağlanması isteniyor, hem de aynı zamanda cezaların da etkinliğinin arttırılması isteniyor. Vergi ödenmeyen durumlardaki cezalarında. Hem de bu hasılat konusunun, yani tahsil edebilme konusunun daha sağlıklı hale getirilip kayıt dışılıkla mücadeleye doğru bir evrilme var. Ha, burada paket içinde tabii ki de istişare ediliyor ama bazı artılar, bazı eksiler var. Nasıl ki mesela hisse senedinde alım-satım tarafının çok da alım-satımın vergilendirilmesinin çok sağlıklı işlemeyeceği düşünüldü. Şimdi başka tarafa doğru kayılıyorsa. Bu paket içinde de şu anda istişare edilen konular var. Ama bu konu üzerinde şunu söyleyebilirim. Asgari gelir vergisi veya bu yerel uygulama tarafında Bakan Bey'in ve Maliye'nin genel yaklaşımı kayıt dışılığın azalması yönünde.
ekonomide kayıt dışılıkla mücadele anlamında belki denetim mekanizmasının da daha sağlıklı hale getirilmesi gerekiyor. Ama bu yaklaşımın ardında yatan sebep bu. Herkes kazanç göstermiyor, kazanç olduğu halde benim de bununla mücadele etmem gerek yaklaşımı var. Dediğim gibi mükellef açısından doğru ödeyen mükellefle doğru ödemeyen mükellefi ayrıştırmak gerekiyor böyle bir durumda, ama o nasıl yapılır? Tabii o zor bir konu ve gene altını çizeyim, yani kazanç üzerinden vergilendirme esası birazcık zedeleniyor. Ama maliyenin yaklaşımının temelinde de bu olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'nin şu anda maliye politikasındaki ana probleminin kayıt dışılık olduğunu da hepimiz biliyoruz. Yani vergi arttırma veya vergi koymadan ziyade kayıt dışıyla mücadelenin en önemli gündem maddesi olması gerekiyor ki öyle de olduğunu anlıyoruz açıkçası. Bakan Bey'in açıklamalarından bu yönde de çeşitli hani teknolojiyi de devreye sokma gibi bir takım çabalar, çalışmalar da mevcut. Bunu çözerse Türkiye, bilmiyoruz kayıt dışı ne kadar açıl. Kimi diyor %40, kimi diyor %55. Ama çok büyük bir meblağ olduğunu biliyoruz. Ve bunun ekonomiden götürdüğünü de biliyoruz. Bir taraftan da başka kanallardan Türkiye ekonomisinin bu kadar canlı kalmasını sağlıyor. Sırf dataya baktığınızda anlayamıyorsunuz bunu. Ama vergi anlamında ciddi problem yaratan bir süreç. Şimdi burada bununla mücadele eden bir program ortaya çıkarsa çok pozitif olur. Bu yönde de çalışıldığını görüyoruz. Burada özellikle sormak istediğim şey şu. Hani büyük işletmeler açısından vergiden kaçınma zaman zaman olabiliyor elbette, ama hani oralarda bu kayıt dışına doğru yönelim çok fazla görülmüyor. Dolayısıyla hani tabii, buradaki aslında genel problemin biraz daha küçük orta ölçekli işletmeleri kapsadığını varsaymak çok yanlış olmaz herhalde. Çünkü esas doğru, hani kayıt dışına yönelimin yoğunlaştığı yeri biraz daha orası olarak görüyoruz. Bir de tabii çeşitli meslek grupları var. Hani dün evet, bakan açıklarken bunları vergisi da söyledi, işte kuyumcular 16 bin lira aylık vergi matrağı açıklıyor. Doktorlar 27 bin lira açıklıyor. Dolayısıyla hani burada hani akla mantığa çok uygun olmayan bu matrahlarda izaha davet edeceğiz diyor. Hani bu iki grup zannediyorum biraz daha belirleyici olacak bu çalışmaların içerisinde. Doğru anlıyorum herhalde. Doğru anlıyorsun. Oradan toplamayı hesapladığı rakam da yüksek. Birkaç tane büyük kalem var. Pakette bir sürü vergi var ama ve usul esas değişiklikleri vesaire onlar da var. O da ayrı konu, yaklaşım değişiklikleri. Ama ana kalemler ve tartıştığımız konu şu anda bu zaten, hani basına yansıdığı için ve bu konuda da çeşitli kurumlar görüş bildirdikleri için basında şu anda net söyleyebilirim ki genel istişareler bu konular üzerinde dönüyor. Başka konular da var elbette. Şimdi burada da şöyle bir durum çıkıyor açıl. Tabii enflasyon muhasebesinin de uygulanmaya başlanacağı bir dönem. Dolayısıyla tam onunla kesişiyor olması vergi uyumu açısından da bir zorluk teşkil edebilir. Dikkatli yapılması gereken bir süreç, ama şu da yanlış anlaşılmasın. Gerçekten serbest meslek sahiplerinde ve bahsettiğin işte meslek gruplarında hem asgari gelir vergisi açısından bakıldığında hem de küçük ve orta boy işletmelerde bu kurumlar vergisi açısından ve teşvikler açısından bakıldığında çok sağlıklı işleyen, adaletli işleyen bir sistem şu anda yok. Ve vergi kaçırılması söz konusu. Dolayısıyla bunu çözebilecek yaklaşımlar genel itibariyle ekonominin sağlıklı işlemesi açısından doğru adım olarak nitelendirilmeli. Bu yönde bir çalışma olduğunu düşünüyorum, ama bu, şunu da söylemek lazım. Dediğim gibi doğru ödeyenle doğru ödemeyeni ayrıştırmak gerekiyor. O nasıl yapılır onu bilemiyorum. İkinci konu, büyük şirketler zaten çok büyük ciroları olanlar zaten asgari kurumlar vergisine dahil olacak OECD'nin. Onlar da zaten böyle bir durum dediğim gibi çok söz konusu değil. Ama bunun dışında bakıldığında denetim mekanizmasının da doğru işler hale getirilmesi gerekiyor. Yani sadece bu kuralları getirip bu kanunları getirmek yetmiyor.
Dolayısıyla onun denetimini de son derece verimli şekilde yapmanız gerekiyor. Bu da yetmiyor. İstisnaların da yeniden gözden geçirilmesi, teşvik ve istisnaların yeniden gözden geçirilip verimliliğinin arttırılması gerekiyor. Bazılarının kaldırılması vesaire gerekiyor. Belki bu konuda da bir çalışması var zaten. Bakan Bey bunu da açıkladı. Biz bir yandan konuşurken Türkbest'ten, Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nden beyaz eşya satışlarına ilişkin rakam geldi. İhracatta %22.4'lük daralma var Mayıs ayında yıllık. Dolayısıyla hani böyle baktığımızda özellikle ihracat kalemindeki bu beyaz eşya verisi ama diğer ihracat kalemlerinde de nispi bozulmaları zaman zaman görüyoruz. Dolayısıyla tabii, buradaki ihracat bozulmasını nasıl değerlendiriyorsun? Bir hızlıca onun da yorumunu alayım senden. Bunun için hani aslında dünkü PMI verisini de bunun içerisine ekleyerek yorumlayabiliriz. Yani 47.9'a geldi. Yeni siparişlerde falan bozulma devam ediyor. Yani 3 aydır üst üste burada çok olumlu bir tabloyla karşı karşıya olmadığımızı söyleyebiliriz PMI'da. PMI verisi son dönemin en sıkıntılı PMI verisi. Özellikle yeni sipariş kalemi son aylarda görmediğimiz kadar ciddi bir yavaşlama işaret ediyor. Dolayısıyla üretim tarafına bakıldığında baskının kötüleşmeye devam ettiğini, artmaya devam ettiğini görüyoruz. İhracat tarafında da bir miktar, şimdi dış ticaret rakamları da gelsin Haziran'a ilişkin. O zaman daha sağlıklı değerlendirebileceğiz. Seninle bugün yarın geliyor olması lazım. Gelmedi diyebiliyorum şu anda. Ticaret Bakanlığı geçici verilerinden bahsediyorum Haziran ayına ilişkin. İhracattaki bu zayıflık devam ediyor, edecek gibi de gözüküyor. Burada Avrupa kanalının etkisi var. Yıllardır ihracatın verimlilikten uzaklaşmasının etkisi var. Maliyet yapısının doğru değerlendirilmiyor olmasının, konu sadece TL'nin durumu değil. Enerji maliyeti olsun, personel maliyeti olsun, diğer ham madde maliyetleri olsun ve finansman maliyeti olsun. Bu yapının bizim emsallerimize kıyasla rekabet avantajı sağlayacak yönde ilerlememesi var. Dolayısıyla bütün bunları topladığımızda bu ihracat konusunu biz muhtemelen seninle daha çok uzun aylar, belki birkaç sene konuşuyor olma ihtimalimiz mevcut maalesef. Dediğim gibi bu sadece TL ile ilgili bir konu değil. Bu hem personel giderlerinin ağırlığının artmasıyla ilgili, hem diğer maliyet yapısındaki bozulmalarla da ilgili. Ve şu da bir gerçek, çok uzun yıllar çok ucuza krediler bulunup aslında belli yerlere yatırım yapılamayışının, o da tabii ki ekonomideki gidişatı öngörememekle ilgiliydi. Dolayısıyla tüm paydaşların yarattığı, kamudan tut özel sektöre kadar bir süreç bu. Geldiğimiz nokta bunun sonucu. Dolayısıyla bugün yarın düzelecek bir konu değil. Ama beyaz eşya özelinde veyahut hani tüketim malları özelinde bakacak olursak oralardaki zayıflama devam etmeye başlamış gibi gözüküyor. Bu arada da şöyle de bir durum var. Yani ithalat tarafı, tüketim malı ithalatı güçlü. Buralarda da bir takım önlemler devreye girebilir. Vergi konusunu konuşuyoruz. Dolayısıyla birazcık Türkiye'nin bu dış ticaret dengeleri karmaşıklaşıyor. Ama ihracat tarafında kısa vadede çok böyle yüzümüzü güldürecek bir gelişme beklemiyorum ben. Türkiye açısından bakıldığında. Peki çok hızlıca bir enflasyon rakamı gelecek ya, onun üzerinden de konuşalım istersen. Dün İstanbul enflasyonuna baktığımız zaman 3.42, arındırılmış veri elbette daha yükseğini gösteriyor. Dolayısıyla genel olarak baktığımızda enflasyon baskısı belli ölçüde devam ediyor. Hani önümüzdeki aydan itibaren bunun aşağı gelmeye devam edeceğini anlıyoruz, özellikle baz etkisinin devreye girmesiyle beraber. Ama enflasyondaki genel trendte, yayılımda nasıl bir tablo gözlemliyorsun? Yani buralarda bir düzelme bekliyor musun baz etkisinin ötesinde yavaşlamadan mütevellit? Bir düzelme kademeli olacak ama yavaş bekliyorum. Tabii yıllık bazda düşüşler var ayrı ama artık bizim konumuz aylık bazda datayı temizlediğinizde, mevsimsellikten arındırdığınızda veya bazı dalgalanma yaratan kalemleri, outlier'ları çıkarttığınızda ve son dönem 4 aylık ortalama, 6 aylık ortalama vesaireye baktığınızda o aylık enflasyonun
nereye evrildiğini, onu da yıllıklandırarak bakıyoruz zaten. Gerçekten o trend aşağıya geliyor mu, gelmiyor mu? Buna bakıyor olacağız. Bunun dışında çekirdeği ayrı değerlendirmek gerekiyor. Hizmet enflasyonunu bu yöntemle ayrı değerlendirmek gerekiyor. Mal enflasyonunu bu yöntemle ayrı değerlendirmek gerekiyor. Bu anlamda bakıldığında enflasyonun hemen hemen yarısı hizmet enflasyonu. Ve burada bir düzelme yok şu anda. Trendi de çok iyi gitmiyor. Mal enflasyonunda düşüş görürüz. Düşüş derken yavaşlamayı kastediyorum. Yanlış anlaşılıyor bu da çokça. Ama hizmet enflasyonunun buradaki direnci hala devam ediyor. Ben enflasyon konusunda piyasadan bir miktar daha olumsuzum. Biliyorsun Merkez Bankası'nın yeni anketi yayınlanmaya başlandı. Hem hane halkı tahminleri var, beklentileri, hem kurum şirketlerin beklentileri var, hem de piyasa profesyonellerinin. Bu konuda bizlerin, yani meslektaşlarımın, bu konuda en iyimser olan biziz. Yani piyasa profesyonelleri 12 aylık vadede bakıldığında enflasyonu çok düşük bir seviyede görüyoruz. En kötümserse hane halkı. Ortada da şirketler yer alıyor. Topyekün bakıldığında beklentilerin doğru yönetiliyor olması gerekiyor. Hane halkı ve şirketleri devreye soktuğunda aslında beklenti yönetimi tam da Merkez Bankası'nın istediği yönde değil gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Bu enflasyonla mücadelenizi zorlaştıran bir konu. Tüketim malı ithalatınızın hala güçlü devam ediyor olması bu mücadeleyi zorlaştıran bir konu. Bunun dışında TL'nin belli bir noktada sabitlenmiş olması, bu 3 ay daha böyle devam ederse tüketim alışkanlığını devam ettiren bir konu. Dolayısıyla bütün bunlara baktığında enflasyon üzerinde 3-4 tane risk bulunuyor. Bu da enflasyonun %50'lerin altına kaymasını zorlaştıracak gibi gözüküyor. Ama Merkez Bankası'na baktığımızda veya belli ekonomi yönetiminden gelen açıklamalara baktığımızda çok rahat 4. çeyrekte %40'lara doğru gelen bir enflasyon beklentisi olduğunu görüyoruz. Ben bunu biraz zorlu görüyorum. Var olan politika duruşunda. Bir cümle, faiz indirimi tartışmasını da bunun içerisine ekleyebiliriz. Yani yapalım, perşembe detaylı konuşalım. Buyurun, evet, biliyor musun? Yıl sonunda özellikle Kasım Aralık'ta var beklentiler. Raporları da yansımaya başladı. Ben buna olanak verecek bir enflasyon rakamı olacağını düşünmüyorum. Gizem Öztok Altınsaç, çok teşekkür ediyoruz sana. Aktardığın yorumlar için perşembe günü devam etmek üzere diyelim. Kısa bir araya gidelim. Sonrasında son bölüme karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümünde Alican Türkoğlu ile birlikteyiz. Telefon hattımızda. Alican, günaydın. Günaydın. Şimdi dün gece gelen kabinedeki bakan değişiklikleri üzerine biraz değerlendirme yapalım. Aslında birçok isim geçti, bir sürü tartışma oldu vesaire ama dün resmi gazetede yayınlanan açıklamalarla, ki daha öncesinde zaten Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özaseki'nin kendi istifasını da açıkladığını gördük sosyal medya üzerinden. Onun yerine Murat Kurum, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nda da Fahrettin Koca'nın yerine Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu atanmış oldu. Nasıl değerlendirmek lazım kabinedeki bu iki değişikliği? Şimdi Fahrettin Koca'nın görev değişikliği olacağı zaten bir süredir net olarak biliniyordu. Zaten Kızılcahamam'daki kampa da gitmemişti eski Sağlık Bakanı. Bir önceki kampta, Antalya kampında, hem yaşananlar hem özellikle randevu sistemiyle ilgili kendisine gelen eleştiriler neticesinde geçtiğimiz haftadan itibaren aslında Sağlık Bakanı'nın artık yavaş yavaş ayrılmaya hazırlandığı, bu konuda gereken görüşmelerin yapıldığı yönündeki bilgiler ulaşmaya başlamıştı. Ama dün özellikle başka hangi bakanlıklarda değişiklik olacak sorusu çok soruldu Ankara'da. Sen de söyleyeceksin. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki zaten kendi sosyal medya hesabından neden görevden ayrılmak istediğini, sağlık sebepleri dolayısıyla bu istifayı sunduğunu zaten ifade etmişti. Ama acaba başka bakanlıklarda da değişim olacak mı sorusu
çok soruldu ve buna yönelik inanılmaz yoğun bir bilgi akışı vardı dün Ankara'da kulislere yansıyan. Benim anladığım kadarıyla konuştuğum kişilerden edindiğim izlenim de şu aslında. Evet, bugün resmi gazetede yayınlanan değişikliklerle iki bakanlıkta değişim yapıldı ama bu değişim bugünle sınırlı kalmayacak. Bunu sadece kabine açısından da söylemiyorum ben. Gerek bürokraside gerek Cumhurbaşkanlığındaki bazı kurullarda değişikliklerin yapılmaya devam edeceği yönünde bilgiler paylaşılıyor. Gerekse de mesela AK Parti içerisinde de bazı değişiklikler, görev değişiklikleri olacağı söyleniyor. Cumhurbaşkanı son yapmış olduğu, yani seçim sonrası yapmış olduğu konuşmaların tamamında değişim yönündeki mesajın alındığını, değişimin de hem parti açısından hem de yönetsel anlamda, genel anlamda bakıldığında gerekli olduğu, bu konuda da gereken hazırlıkların tamamının yapıldığı yönündeki mesajları zaten çok sık veriyordu. Dolayısıyla bugünkü, yani yeni bakan değişikliklerinin bugünle sınırlı kalmama ihtimalinin olduğunu söyleyeyim. Çok yoğun, çok geniş kapsamda çok fazla sayıda bir değişiklik yapılmayacaktır. Ama bir anda aynı gün bütün değişikliklerin yapılması gibi bir görüntünün verilmek istenmediğini anlıyorum ben. Özellikle dün yaptırılan görüşmelerden çıkarımım bu en azından. Dolayısıyla bu ay itibariyle dediğim gibi hem AK Parti içerisinde hem Cumhurbaşkanlığı içerisindeki özellikle bazı politika kurullarında hem bürokraside önemli görevlerde hem de belki kabinede yeni değişikliklerin olma ihtimalinin bu ay olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu kabine değişikliklerine özellikle Sağlık Bakanı dediğim gibi zaten bir süredir bilinen, Çevre Bakanı açısından da dün sosyal medyadaki açıklama öncesinde Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yaptığı ve daha sonrasında istifasını açıkladığı ifade ediliyor. Şimdi gelen isimlere de baktığımızda zaten Murat Kurum Bakanlığa yabancı bir isim değil. İkinci kez devir teslim oluyor aslında isimler arasında. Daha öncesinde Murat Kurum'dan Öseseki'den Murat Kurum'a tekrar değişiklik zaten gerçekleşmişti. 13 aylık bir aradan sonra Murat Kurum tekrar Çevre Bakanlığı görevine geri dönmüş oluyor. Tabii burada şu kritik detayı da atlamamak lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir sandalye eksilecek AK Parti'de. Murat Kurum İstanbul Milletvekiliydi. İstanbul Milletvekilliğinden ayrılmak durumunda kalacak bakanlık görevi için. Meclis aritmetiğinin çok sık konuşulduğu bu dönemde böyle bir durumu da bu riski de daha doğrusu göze almış durumda Cumhurbaşkanı. Bunu böyle de okumak gerekiyor. Çevre Bakanlığında ben büyük değişiklikler olmasını bekliyorum. Çünkü Sayın Öztesekin'in göreve başladığı dönemde Murat Kurum zamanında çalışan birçok isim görevden alınmış veya ayrılmıştı. Şimdi benzer değişikliklerin yapılması beklentilerim arasında. Özellikle kentsel dönüşüm ve depreme yönelik çalışmalara ağırlık verileceği yönünde de bilgiler var aslında Sayın Murat Kurum'un tekrar bu göreve geri dönmesiyle beraber. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Herhangi bir değişiklik yapılmadıysa, ki ben şu ana kadar bir değişiklik yapıldığı yönde bir bilgiye ulaşıyorum, saat 16'da yeni kabine ilk toplantısını gerçekleştirecek bugün. Bugünkü toplantı hem iki ismin, yani yeni bakanların ilk kabine toplantılarına katıldığına tanıklık edeceğiz. Hem de birçok başlıkla ilgili çok uzun süredir bizim de konuştuğumuz, tartıştığımız, başta ekonomi ilgilendiren başlıklar olmak üzere birçok başlıkla ilgili bugün açıklama yapılması bekleniyor. Şimdi memur maaş zamları, emekli maaşlarının konuşulacağı, enflasyonla mücadele ve vergi paketinin masada olacağı bir toplantı bugün öğleden sonra gerçekleştirecek. Alican, çok teşekkür ediyoruz yorumlar için ve sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.